Evet, sayfamızın yanına geldim. Şu an girişi kapatmışlar biraz. Girişi biraz açacağım. Rahat rahat girebilip çıkabilsinler diye. Girişi komple kapattılarsa biraz genişletiyorum. Kuantik tablosuna bakayım ne alemde. Herhangi bir var mı? Dökümü var mı? Herhangi bir var mı? Dökümü yok. Ancak kapalı yavrular çıktıysa formik damlatma yapabilirim. Şu an için bir tane bile var öyle dökümü yok. Doğal var öyle dökümü. Tekrar çekin. Üstüne yatıracağım. Evet, burayı açık bıraktım. Rahatlıkla çıkıp diğer çerçeveler geçebilsinler diye. Onun haricinde herhangi bir şurup beslemesi yapmıyorum. Zaten kabarmış petek mumu öldürmediğim için şuruba gerek yok. Kabarmış petekle bu şurupsuz bu şekilde rahatlıkla yürüyebilir. Şurup versem zaten gözlere depolama yapar. Ana arının yumurta alanını daraltır diye herhangi bir besleme yapmıyorum şurup beslemesi. Bu şekilde kapatacağım. Evet. Yavaş yavaş suya vurmaya başlamışlarım. Şimdi bakalım aşağıda durum ne? Artık kekleri alacağım bir kısmı. Tabi yavru atlıysa. Bakayım ne halinde, yavruları sütlemiş mi? Buraya koymayı unutmuşum. Plastikten. Plastik kokmayı koymayı unutunca tabi kolay. Aldım ben biraz.
Evet. Yedikleri kısım sulandıkça yemişler. Şimdi bakalım ne yaptılar. Bu tarafı komple bitirmiş. Bu tarafı biraz daha yalamaya çalışıyor. Buna su püskürteceğim. Evet, buna da su püskürtmem lazım. Tamamen yalayabilmesi için. Arkasını temizliyor. Evet, polen deşemiş ve günlükler var. Komple günlük döşemiş. Polenden yukarı olan kısmı, aşağı kısımları herhangi bir yumurta atımı olmamış. Polen ve yukarısındaki polenin etrafındaki kısım komple yumurta döşemiş. Tamam. İstediğim oldu. Şimdi bir de şu en dışa bakayım ne yapmış. Herhangi bir şey yok. Bu polen, daha önce getirdiğim polen arka tarafına biraz işlemiş. Arka tarafına biraz şurup koymuş. Gözlerde herhangi bir hastalık var mı diye bakıyorum. Evet, bu petekte gözlerde biraz göz içinde beyaz beyaz daha önceki şekerin tortusu kalmış. Yani suyunu içmiş, kalan tortusu kalmış. Bunu su sıkarak daha temizleyebilmesi için yumuşatacağım. Bu tarafta var mı bir şey? Yok bu tarafta. Şimdi başka bir şekilde bakmama gerek yok. Kısmı da yumurta atabilmesi için bu bölümü kek koymam lazım. Oraya kek koyduktan sonra da hepsinin üstüne kek koyarım artık. Şuraya bakayım ne var. Evet.
biraz daha sıkayım. Burada biraz lan kalıntıları var. Onları da rahat temizlesin edin. Ve... gözleri biraz daha açayım. Tiplerini rahat yalayabilsinler diye. Komple yalatacağım bunları. Evet, hep şurup kalıntıları bunlar. Şurupları gözde beyaz tortu olarak kalmış. Komple yarasın, temizlesin. Evet. Onların hepsini çıkaramamışlar içinden. Artık rahat rahat çıkarırlar. Bu arada tabi kovanın üstü açık kalınca bombuslar da gelmeye başladı kek kokusuna. Yine aynı şekilde gözün içinde şurup kalıntıları bunlar. Tortu halinde kalmışlar. Şurubun suyunu arı içmiş almış. Dilinde tortusu kalmış. Onları da tekrar su sıkarak arıların içeriden rahatlıkla çıkartıp temizlemesini sağlıyorum. Çünkü onlar o şurup tortuları büyük problem. Bu çerçeveyi bal alırken üst kata koysam dibindeki şurup tortuları sorun. Kuluçkaya koysam arı orayı temizleyemedikten sonra içeriye yavru basamaz. Evet, burada biraz yeşil bal vardı. Onları da temizlemiş. Kalmış yeşil balın tortuları ama temizlemiş. Bu yeşil bal da kışın kıtlık olduğu son dönemde yaprak bitlerinin bıraktığı tortulardan, şekerlerden aldığı
balılardan yapmıştı. Herhangi bir şurup vermemiştik. O zaman hazır şurup vermemiştik. Onları yapıp sırlamıştı. Tabii onu da kışın tüketmedi. Çünkü besleyici değeri çok az. Bu yüzden mecbur kalmadıkça kullanmadı bir bal türü. Şu an onları kurutmuş, temizlemiş, kullanmış. Petek közlerinin içinde yeşil bal vardı. Böyle koyu yeşil bir rengi var. Yani torku şurubu gibi değil rengi. Koyu yeşil. Bunu da açtım. Evet, bunları da temizlerse petek boşa çıkar. Dışta kalan polenler, bu polenleri normalde yavrulama alanının dışında kaldığı için bunları kendi stoğu olarak görmez, bunları kullanmaz. Bunları ne zaman kullanır? Ta ki kuluçka alanında polen kalmaz ve protein açığı ortaya çıkarsa ve dışarıda merada da polen bulamazsa o durum, en son o durumda gelir buradan kullanılır. Başka türlü bu polenleri, buradaki polenleri kullanmaz balı. Balı da yağma yemesin diye şu aşamada alır götürür, ya da dışarıda nektar bulamazsa. Daha henüz pamucaklar başlamadı. Pamucaklar iyi bir polen akımı yapıyor. Şimdi şu gözdeki kapalılar çıkmış mı çıkmamış mı ona bakacağım. Evet, kapalıların hepsi daha çıkmamış. Barova mücadelesini kapalılar çıkınca yapacağım. Şu aşamada bir şey yapmayacağım. Arı polenle kovana kadar gelmiş ama hala kovana girmeden önce balı yalayıp kovana girme derdinde. Yani kovanın yanına gelmişken bile içeriye boş girmemek için uğraşıyor. Son durum bu.